Efendim bir bağlantıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Ayrıntıları TV100 editörü Betül Aras aktaracak. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü. Liderlerden de yavaş yavaş mesajlar gelmeye başladı. İlk mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bakalım Cumhurbaşkanı neler söyledi. Bugün Büyük Zafer'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların edebi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescillenmiştir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını devamında Türkiye mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir dedi. 2023 vurgusu da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos'la ilgili yayınladığı mesajında. Tabi yarın bir dizi etkinlikler gerçekleşecek. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Şanlı Zafer'in 100. yıl dönümüne özel Ankara'da çok özel törenler var. Hemen onlardan bahsedelim. İlk tören her zaman her yıl olduğu gibi ilk tören Anıtkabir'de olacak Ankara'da. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir'deki törenleri başlatmış olacak. Tabii bu törenlere siyasi parti liderleri ve bakanlar da eşlik edecek. Bunu da söyleyelim. Saat 12'de ise devlet mezarlığını ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da saat 13'te Beştepe'de 30 Ağustos resepsiyonuna ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Saat 14'te ise her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü gerçekleşecek Ankara'da. Saat 17'de ise Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreni yapılacak. Bu törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Saat 20'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos özel konseri gerçekleştirilecek. Bu Ankara özelindeydi elbette. Tabii ki bu coşkulu kutlama 81 ilde de olacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olabilir söylentisi nedeniyle satışa çıkan araç sayısı artmış, fiyatlarda da bir geri çekilme yaşanmıştı. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ÖTV gündemimizde yok açıklaması sonrası ikinci el otomobil piyasası nasıl? Haberimizde izleyelim. Satıştaki araç sayısı da az, alıcı sayısı da. Park edecek yer bulamazdın ama şu anda her taraf hemen hemen boş. Sıfır araçlarda özel tüketim vergisi indirimi olabilir iddiası 2 hafta önce hem internet hem de otopazarlarında satışa çıkan araç sayısını bir hayli artırmıştı. Birçok araç sahibi araç fiyatları düşmeden arabasını elden çıkarmanın derdine düşmüştü. Sıfır araçlarda ÖTV indirimi yapılacağı iddiasıyla otopazarlarında da araç sayısı artmış ancak müşteri de azalmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamayla birlikte ÖTV indirimi yapılmayacağı söylendi ve bu da piyasanın eski haline dönmesine neden oldu. Fiyatlar düşmedi. Artış da yok fiyatlarda ama araçlarda bayağı bir azalma var. Alıcı da yok, müşteri de yok. Yani satış da yok. Bu Kurban Bayramı'ndan bu tarafa böyle gidiyor. Otopazarları en durgun dönemini yaşıyor. Ben bu aracı alalı 3 ay önce aldım 185 liraya. Ama tabii masraf falan da ettim. Şu an 215 lira yazdık. Bunun pazarlık payı da var tabii ki. Yani 207-208 gibi vermeyi düşünüyorum ben bu aracı. Bakan. Alıcılar fiyatları görünce bir kez daha düşünüyor. Fiyat araştırması yapıyorum. Nasıl fiyatlar? Araçları bayağı yüksek.